Burası Keçiören. Buralara Gedikzağ Bağı derlerdi eskiden. Bana da bağ evi. Şu penceremin dili olsa da anlatsa, neler gördü basma perdesinin ahşap pervazının ardından. Harbi umumi mesela, büyük yangını, kurtuluş savaşını, gayrimüslimlerin göçünü, Ankara'nın dönüşümünü. Devir değişti, Ankara değişti, çevre değişti. Asırlık dostların hepsi birer birer devrildi. Ben mi? Ben direniyorum hala, inatla. Değişen zamana ve etrafa rağmen dipdiri duruyorum. Sıkışıp kaldığım bu küçük bahçenin dört duvar arasında. Eski bir hayatın hatıralarını bir başıma savunurcasına. Yüzyıl önceydi. Birinci Cihan Harbi'ydi. Öyle bir yangın çıktı ki karşıda, güneybatıda harabeye döndü kalabalık mahalleleri şehrin. Ahali göçtü. Nüfus 20 bine düştü. Kalanlar harman çormandı. Her tarladan bir kesek derler buralarda. Öyle işte. Sabah oldu mu şehirden ezan sesiyle çan sesi ard arda yan yana gelirdi. Türklerin, Ermenilerin, Yahudilerin, Rumların bir arada yaşadığı devirler. Gayrimüslimler askerlik yapmaz, ticaret yapardı. Para onlardaydı, zenginlik onlarda. Müslüman ahali fukaraydı. Tarla sürer, hayvan güder, bahçe sulardı. Terzilik, kunduracılık, marangozluk, arabacılık yaparlardı. Sert iklimi, kerpiçten evleri, çamurlu dar sokaklarıyla, ışıksız odalarıyla kendi halinde alelade bir şehirdi Ankara. Lakin bizim buralar farklıydı şehirden. Keçiören yüksekti, tepelikti. Havası temiz, suyu güzeldi. Yazın şehir kavrulurken burası güz gibi serindi. Işık lambadan, su kuyudan, meyve daldan. Her taraf bağlık bahçelikti. O yüzden de bize bağ evi derlerdi. Ben yitip giden o bağ evlerinin son örneklerindenim. Bakın ağaçtan, taştandır bedenim. Pek öyle süslü püslü değilim. Sadelik, incelik esastır bizde. Her detayımız ustasından biri saklar. Asıl önemlisi ev sahibinin isteyince yapılır bağ evi. O yüzden her birimiz kapısının boyu, penceresinin eni farklıdır birbirinden. Bizi mesken tutanın sureti gibiyizdir. Sonra bir gün değişti şehrin kaderi. Önce Mustafa Kemal Paşa geldi. Zeybekler karşıladı diz vura vura. Meclis millete Kabe oldu Bozkır'da. Ardından düşmanın top seslerini duyduk yakında. Çok yakında. Ve nihayet kazandık savaşı. Cumhuriyetimizin başkenti oldu Ankara. Şimdi gitme sırası gayrimüslimlerindi. Sabahları çan sesleri sustu. Çoğu göç için yola koyuldu. Yaşlı penceremin önünden yüklerini denklemiş Rum, Ermeni, Yahudi komşular geçti. Gidenlerin yerine yeni rejimin sahipleri yerleşti. Kimler yoktu ki aralarında? Başvekil Celal Bayar, Recep Peker, Hasan Saka, Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Özalp, Atatürk'ün baş yaveri Cevat Abbas, Halide Edip, Reşit Galip, Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Supi. Cumhuriyetin top sesleriyle ilan edildiği yıl, Fevzi Paşa hemen aşağıdaki evini 2900 liraya Vehbi Koç'un babası Koçzade Hacı Mustafa Efendi'ye sattı. Vehbi Bey'in bütün çocukları bu evde doğdu, büyüdü.
Bizim evde ana baba, kayınvalide, biz iki çocuk. Samoş'tan ben oturduk o zamanlar Keçiören'de. Annemlerin sarı pirinçten kayrolaları vardı. Annemle babamın yatak odasında. Bizim de kendi Rahmi ile ben aynı odada yatardık. Ben yazları çıplak ayak gezerdim. Elimde bir sapan, çıplak ayak. En büyük zevkimiz yani evcilik oynardık. Ağaçlarda bu ağaç senin evin, şu ağaç benim evim. Beş taş oynardık. İp atlardık. İşte evcilik oynardık. Nasıl oynardıysak ağaçların üstünde evcilik oynardık. Hayatımız tabiatla geçerdi. Yani toprakla, taşla, ağaçla, yeşillikle. Kuş avlardık. İşte başkalarının bahçelerinden işte karpuzlu, kayısıydı, erikti, bilmem neydi yerdik. O zamanlar bizler için en büyük komünikasyon yani bir yerden bir yere gitme aracı bisikletti. Biz bol bisiklete binerdik. Birkaç defa da çok fena düştük. Rahmi'nin sünnet düğününü yaptık o evde. Muhteşem bir düğün yaptık. Bir hafta bu sürdüğünü söyledik. Rahmi ve birkaç çocuk, fakir çocuk öyle zaman adetti öyle. Sünnet ettirdik. Ankara çok mutlu bir çocukluk geçirdik. Şimdi geriye bakınca görüyorum ki çok mutluymuşum. Arada Gazi Paşa gelirdi karşı bağ evlerine. Ceviz ağaçlarının altına sofra kurulur, imece usulü yemek pişirilirdi. Fırında yapılan ekmeğin en iyisi, üzümden yapılan pekmezin en hası ikram edilir, kuyuya sarkıtılmış karpuzlar çekilir, kışsa kilerden hevenk üzümü, basma kavun, kurutulmuş zerdali çıkartılır, dibekte mis kokulu kahve dövülürdü. Gün geldi, önce Gazi hayatımızdan çekiliverdi. Ardından son gayrimüslimler de gitti. Şehre yeni gelenler, şehre yepyeni bir hayatı da getirdiler. Asırlardır bağlarında yetiştirdikleriyle kanaatkar bir ömür sürenler köşklerini sattı. Yeni hayatın simgesi olan apartmanlara taşındı. Yanımda, yöremde bağlar budandı. Keçiören'i önce küçük gece kondular, sonra dev apartmanlar sardı. Bana gelince, bir zamanlar yemyeşil bağlarla çevriliyken bir beton ormanıyla kuşatıldım aniden. Bağ evinin bağı gitti, evinde hayat bitti. Sonra bir gün tam her şey bitti sanırken çıka geldi son bağ evinin sahibisi. Ardından mimarlar geldi, işçiler, marangozlar geldi. Her odamı, her köşemi, her yerimi elden geçirdiler. Ahşap kapımı, serin mahzenimi, yitik bahçemi bana geri verdiler. Pirinç karyolam, beşiklerim döndü yatak odasına. Gaz lambam kondu sofraya. Tel dolap yeniden yerleşti mutfağa. Hayata döndüm, yenilendim. Eski asırdan bir hatıra haline geliverdim. Ne Ankara eski Ankara, ne Keçiören eski Keçiören. O yemyeşil bağlarım yok artık. Ama işte ben yine o eski bağ eviyim. Koca asrın şahidi, başkentin göz bebeğiyim.